Onlar sevgili, arkadaş, kardeş ya da bir eş olarak girdiler hayatımıza. Ya da hepsine bedel bir deyimle anne olarak bağırlarına bastılar bizi. Cennet annelerin ayaklarının altında. Ama bizler annelerimizin, kadınlarımızın değerini ne kadar biliyoruz acaba? Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açtı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ne kadar da güzel anlatmış Nazım Hikmet. İnsanoğlunun hayatında binlerce yıldır varlığını sürdüren kadınların önemini bazıları anlamasa da onlar yaptıklarıyla neler başarabileceklerini gösteriyorlar insanlara. Sadece geçen yıl ülkemizde eşinden ya da sevgilisinden şiddet görerek yaşamını yitiren kadın sayısı 367 oldu. İstatistikler çok da iç açıcı değil, ancak ülkemizde kadının gerçek gücünü, hayattaki önemini göstermeye çalışan kadınlar da var. Onlar tüm olumsuzluklara rağmen hayatın tüm yükünü göğüsleyen ve gelecek nesillere örnek olan kadınlar. Bunun en güzel örneğini Antalya'da Gülnur Gürol sergiliyor. Gülnur Hanım sabah erken saatlerinde direksiyon başına geçip Antalyalıların huzurlu ve güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşmasını sağlıyor. Çok bayağı bir şaşıran var ama çok mutlu olanlar da var. Yani. Hemcinslerinizden tebrik geliyor peki yolculuk esnasında? Tabii. Zaten ekseri onların tebrikleri yüzünden biraz geç kalıyoruz şimdi. Onu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ulaşım için aynı hattı kullanan bazı kadınlar ise Gülnur Gürol'un şoförlüğünü beğendikleri için onun sefer saatini bekliyor. Ben çok meslekler çalıştım ama en düzgün, en güzel olanını bunu seçtim. Yani buydu benim için. Bir bayan olarak en güzel meslek buydu. Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan Perihan Saldıran da 10 yıldır eşiyle birlikte inşaatlarda ustalık yapıyor. Beton karan, kalıp çakan 49 yaşındaki Perihan Hanım hem cinslerine şu mesajı veriyor. Kalıp çakıyorum, demir bağlıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarım için çalışıyorum, okuyorlar. Bütün kadınlar yapamayacağı bir iş yoktur. Her kadın çalışkandır. Sadece çalışarak değil, ömürlerini sevdiklerine adayarak geçiren kadınlar da var hayatta. Tıpkı Kepez ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki ev hanımı Semra Sönmez gibi. Henüz 13 aylıkken beyin felci geçiren 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in her şeyi olan Semra Hanım hem oğluna bakıp hem çalışıyor. Kendi çalıştığım ve yorgunluğum hiç önemli değil. Mehmet'in o saatlerde daha rahat olması gerektiği dönemlerde benimle çalışıyor olması çok kötü. Oğlunu bırakacak kimsesi olmadığı için temizliğe gittiği evlere Mehmet'i kucağında taşıyarak götürmek zorunda kalan anne Semra Sönmez oğluna gözü gibi bakıyor. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum sadece oğlum için. Onu en iyi yerde görebilmek için bunu yapmak zorundayım. Bu ameliyat olmasa kesinlikle yürüyemez. Yürümesi beklenilen bir çocuk olduğu için bu ameliyat mecburu koşuluyor. Bir de ekstradan zamanla bu kalça çıkın ve artı o kalçadan gelen kemik omurgasına zarar vereceği için ileriki dönemlerde herkes bilir zaten organ yetmezlikleri başlıyor. Anne. Bu çok sıkıntı. Tabii hayati bir tehlike.